burada bazen mükellefler inceleme elemanları ve yönetim elemanları arasında bazen tatsız olaylar yaşanabiliyor. Bu mükelleflerinize sarmakta yarar görüyorum ben. İnceleme sürecinin mükellefin mükelleflerinden defterleri tatsız etmek zaten, onları muhafaza etmek. Ortamda saklanan şeylere şifreleriyle birlikte teslim etmek mecburiyeti ve defter belki biraz mecburiyeti. Tabi burada artık maddi cezadan çok hürriyeti bağlayıcı cezalara temas eden durumlar da söz konusu oluyor. Evet, hızlı geçtik. 85 slayta kadar geldik. Bundan sonra bu konuları da meslektaşım Mustafa Bey özellikle incelemede özellik arz eden konuları, özelge ve örnek yargı kararlarını anlatacaksın. Umarım uyutmamışımdır. Ben sessizlik oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ben. Üniversite adına teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok fazla şey yapmadan hızlı bir şekilde slaytları okumaya, anlatmaya çalışacağız. Burada meslek mensuplarının sorumluluğunu derken 1227. maddesi beyanlamayı imzalayan gerçek şunda. Beyanlamayı imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları imzaladıkları beyanlamelerle veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgileri defter kayıtlarını ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmasından dolayı ortaya çıkan vergi zararına bağlı olarak sağlanacak vergi ceza gecikme faizinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsizden sorumlu tutulur. Bu madde bizi en çok ilgilendiren ve en çok anladığım kadarıyla canımızı sıkan maddelerden biri. İdareyle sizler arası, meslek mensupları arasında sürekli tereddütler yaşanmakta ve bu konu yargıya genelde intikal etmekte, yargı da artık ne karar veriyorsa ona her iki tarafta saygıyla uymak zorunda kalıyor. Burada dört modu vergi beyanlarından serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşterilerinin imzalanması hakkındaki genel tebliğde uygunluğun meslek mensuplarının bilerek kullandıkları ya da harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhtevet itibariyle yanıltıcı olduğunu anlaşılabilen veya miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle orantılı olmayan belgeler. Bunu nasıl açabiliriz? Sizler de daha iyi bilirsiniz ki mükellefin iş hacmi aylık olarak aldığı 5 lira 10 liralık faturalara bir anda eğer 20 lira 30 lira hiç kullanmadığı yerden geliyorsa bu bir soru işareti oluşturur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bana göre budur. Yani geriye kalan o bir türlü zaten sizlerin özellikle mali müşavir arkadaşların karşı inceleme yetkisi de olmadığından dolayı çok fazla burada sizlerin de dikkat edecek bir şey olduğunu şey yapamıyorum ben. Burada asıl olan yeminler hakkında düzenlenen doğruluk, uygunluk eleştirisi için yapılan tespitler var. Ben bunu da burada geçeceğim slide çok. Vergi incelemesinde mali tatil süresince vergi incelemesi dediğimizde mali tatil süresince vergi incelemesinde hiçbir şekilde başlanılamaz. Ancak daha önceden başlanan incelemeler devam edebilir. Burada size kimse mali tatilde defterlerinizi getirin, tabii ki yapın diyemez. Bunun tek istisnası mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi olması gerekiyor. Onun dışında inceleme elemanı böyle tebligat ayarsa mali tatil sorunu bekleyebilirsiniz. İncelemelerde defter belge ihraz edilememesi hali bu aynı zamanda 309. maddeye göre kaçakçılık suçu kapsamına girmektedir. Bu fiilde varlığı noter kanalıyla noterde tespit edilen defter ve belgelerin ihraz edilememesi hali ve ispat edilebiliyorsa 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını kanun maddesi düzenlemiş. Tabii yangın, hırsızlık işlerinin nakli sırasında evrakların zayi olması gibi zayi olma durumlarından zayi belgesiyle durum ispat edilebilir.
Bu itfaiye raporu ve asıl olan Asya Ticaret Mahkemesi'nde kesinlikle 15 gün içinde müracaat edip zayi vergisinin alınması gerektiği gerekmektedir. Mücbir sebep nedeniyle, mücbir sebep zaten Vergi Usulü Kanunu'nda düzenlenmiş sebeplerdir. Buradaki defter kayıtlı belgelerin idraz edilmesi hiç mümkün olmazsa, saklama ve gizleme yönünde mümkün yine 359. maddesine göre işlem yapılmıyor. Yani oradaki Vergi Usulü Kanunu'ndaki mücbir sebep hallerinin varlığı yeterli. Ancak kayıt defter belgelerin idraz edilememesi dönem maktarının resen takdirine engel değildir. Kaybolan defter ve belge ile ilgili olarak Asya Ticaret Mahkemesi'nden alınabilecek zayi belgesi gereğince defterlerin gizleme ile ilgili suç oluşmayacağından dolayı hapis cezası ile ilgili bir sonuçla karşılaşılmaz dedik. Pişmanlık ve inceleme ve pişmanlık talebi. Burada kural olarak mükellef nezdinde herhangi bir nedenle vergi incelemesine başlandıktan sonra inceleme dönemi ve inceleme konusuyla ilgili yapılan pişmanlık talepleri kabul edilmiyor. Ancak inceleme dönemi veya konusu dışında olaylarla ilgili olarak pişmanlık dilekçesi verilip verilemeyeceği konusunda bunlar biraz tereddütlü bir konu var. Vergi dairesi pişmanlık dilekçesini kabul edip edilmeyeceği konusunda her hal ve takdirde inceleme yürüten inceleme elemanının görüşünü almak durumunda diyor. Burası muallakta biraz çok fazla da bir yorum yapamıyoruz yani. Herkes farklı düşünebiliyor idarede bu konuda. İhbar ikramiyesi 1905 sayılı kanunla düzenlenmiş, 1931'de. İhbar ikramiyesi ile ilgili sadece şunu söyleriz, baştan sona geçmektense ihbar sonucu tahakkuk eden vergi kesinleştikten sonra sadece verginin 1/3 ödenir. Daha sonra ise tahsilat aşamasında ise verginin kalan 2/3 ile ikramiyede kesilen cezalara ait, cezalar ve kalan verginin 2/3 ait ikramiye ödenir. Yine burada önemli bir husus sizi ilgilendiriyor. Meslek mensupları ve bunların yanında çalışanlar işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Çeşitli kanunlarda muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. Dolayısıyla sizlerin ihbar konusunda yaptığınız şeylerde ihbar ikramiyesi alma gibi bir durumunuz yok. Sahte maliyeciler var. Sahte sigortacılar olduğu gibi sahte maliyeciler. Bunlar artık piyasada çok. Bununla ilgili diyebileceğiniz direkt kimliğini alabiliyorsanız kimliğini alın. O da çok zor. 155'i arayabilirsiniz. Polisi arayabilirsiniz. Yani şeyse kimlik idraz etmek zorunda zaten. Bunu yıllardır bu işin içindesiniz. Tabii bizde yardım amaçlı gece tertip edilmiyor. Kapı kapı dolaşarak bilet satılma gibi durumlar da yok. Yani bunları yıllardır dairelere gelip gidiyorsunuz. Daha çok bunların bizde olmadığını biliyorsunuz. Özellikle maliye der yüksek sesle söyleyip arkasından gazetesi deyip de satılabiliyor. Yani. Şimdi inceleme üstadım dedi, zaman aşımı süresince her zaman yapılabilir. Biz burada asıl şeye geçeceğiz. Hemen hemen bitti. Son olarak bu özellikle yargı kararlarla ilgili birkaç tane örnek aldım. Onları okuyacağım. Zaman aşımı geçen teminat çözümü incelemesiyle ilgili bir özellik var. Yapılacak inceleme için vergi mevzuatımızda herhangi bir zaman aşımı süresi öngörülmemiş olduğundan 2001-2 vergilendirme dönemleri için tarz zaman aşımı süresi dolmuş olsa dahi mükellef tarafından bu vergilendirme dönemlerine ilişkin defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmesi halinde defter ve belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucunda alınan teminat karşılığında mahsuben veya nakden yapılan iadenin yerinde olduğunun tespit edilmesi durumunda teminat mektubunun iade edilmesi gerekmektedir. Şöyle diyeyim ben size. Zaman aşımı geçtikten sonra teminatınızı alacaksınız, alamıyorsunuz. Zaman aşımı sıkıntınız var. Defter vergiyi ibraz edin. Orada bir tarihat da çıksa zaman aşımı geçtiğinden dolayı açıkçası dersin tarihat yapamıyoruz. Orada çekilmeyin. Sayı numarası söyleyebilir misin tarihlerin? Tarih sayılarını aldım ama slide'e yazmadım. Şey yapabiliriz, paylaşabiliriz.
Yani soru gibi düşünelim onu. Soru görür, biz daha sonra şeyi attığımızda sitemizden alabilirsiniz yani. Orada. Mükerrer inceleme özelgesi. Hukukun 134. maddesinde vergi incelemesinde maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna göre bu işlem beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu saptamak amacıyla mükellefin defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinden yapılan bir araştırmadır. Kısaca mükelleflerin yasalarla belirlenen ilkelere göre hareket edip etmediklerinin araştırılmasıdır. 138. maddenin 3. fıkrasında ise aynı yıla ilişkin olarak evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarihatın ikmaline mani değildir. Hükmüne yer verilmiştir. Vergi usul kanunu 134 ve 138. maddeleri birlikte yorumlandığında vergi incelemesinde beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle inceleme sırasında dikkate alınmayan veya sonradan ortaya çıkan hususlar dolayısıyla zaman aşımı süresi sonuna kadar her zaman inceleme yapılabileceği tarzdır. Tabii özelgeler bildiğiniz gibi idarenin görüşüdür. Özelgeye uyup uymamak aslında sizin takdirinizdedir. Özelge herhangi bir idari işlem ihtisas etmediğinden dolayı uymak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla özelgeye verilen özelgeler bu nedenle dava konusu da yapılamıyor. Ancak ne zaman yapılıyor? Özelgeye istinaden siz bir talepte bulundunuz. Haksız olduğuna inandıktan sonra idare herhangi bir işlem yaparsa sizin dava açma şansınız oluyor. Hukuk ve itirafli işlerden çalışırken çünkü özelgelerde çok fazla dava konusu yapılıyor, düşüyordu bu nedenle. Yani özelge idarenin görüşü. Uyup uymamak sizin takdirinizde. Nakil ve terk halinde inceleme ile ilgili bir özelge. Bu durumda başka bir ilden nakil olan veya başka bir ile nakil giden mükellefler ile aynı il içerisinde adres değişikliği nedeniyle başka bir vergi dairesinde nakil olan mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılmasını gerektiren bir durumun meydana gelmesi halinde bu inceleme yapılan dönemde mükelleflerin faaliyetlerini sürdürdükleri il tarafından adres değişikliği nedeniyle başka bir vergi dairesinde nakil olan mükelleflerin ise nakil olduğu vergi dairesi tarafından yapılacak bu incelemeler sonucunda tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmasını gerektirir bir durum ortaya çıkması halinde de bu işlemler incelenen vergilendirme döneminde tarha yetkili vergi dairesince yapılması gerekecektir. Vergi tekniği raporlarının mükellefe tebliği ile ilgili bir özelge almışız. Burada da bu sık sık yaşanan sorunlardan biri. Vergi tekniği raporunda yer alan bilgilerden mükellefin doğrudan kendisiyle ilgili olanların bu bilgilerin kendisine karşı mahremiyetinin söz konusu olmaması ve anayasanın 36. maddesiyle güvence altına alınan hak arama hürriyetinin kısıtlanmaması gerekmesi sebebiyle verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu vergi tekniği raporunda üçüncü kişilerin ifadeleri, üçüncü kişilere ilişkin bilgiler gibi unsurların yer alması durumunda söz konusu vergi tekniği raporunda bahsi geçen mükellefe verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bizdeki vergi tekniği raporlarının %90'ından fazlası birden fazla kişiyi ilgilendirmekte. O nedenle vergi mahremiyeti açısından verilmiyor. Yani sıkıntı orada. Sırf bir kişi için, mükellefin kendisi için vergi tekniği raporu çok az. Tamamen sektör olarak özellikle sahte fatura ile ilgili olduğu zaman birden fazla mükellef zincirleme geldiğinden dolayı vergi tekniği raporları vergi mahremiyeti çerçevesinde verilemiyor. Bu idarenin görüşü. Tabii bunu dava açtığınız zaman avukatınız aracılığıyla vergi mahkemelerinden çünkü bütün tarih dosyası biliyor. Oradan temin edilebiliyor diye biliyorum.